Keşfedenler Kulübü YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün İzmir'de Ödemiş Köftelisi Ersun Usta'ya geldik. Ersun Usta'nın yeri Tepecik'te. Evet, sağ tarafında İtfaiye, sol tarafında Askeriye. Burada İzmir'in her noktasına Ersun abi paket servis gönderiyor. Hadi gelin birlikte gidelim Ödemiş Köftesi'nin tadına varalım. Ersun abi kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin abi. Hoş bamba gibi vallahi. Sen nasılsın? İyi abi, köfteleri yemeye geldik Ersun abi. Ne demek, buyurun, ayaklarına sağlık. Hoş geldin. Nasıl gidiyor abi? Vallahi güzel. Yine hareketli tezgah. Evet, hareketli yine. Yine faal vaziyetteyiz. Kaç yıl oldu Ersin abi burada? Valla toplam 23 yıl. 23 yıl. Evet, aynı yerde değil mi bu dükkanda? Bu iki dükkanda. Daha önce burası 3 sene oldu. Bir önceki daha ilerideydik. Ondan sonra tekrardan buraya geldik. Burası aslında ilk çalıştığımız, bizim yetiştiğimiz yerdeysen daha iyi olur. Ersin abi sen burada hemen hemen her yere paket gönderiyorsun. Tabii hemen hemen. Neredeyse İzmir'in her yerinde öyle. Yani konak bölgesinin hemen hemen çoğunu. %80'i, %90'ı konak gönderiyoruz. Konak da büyük bir yer yani, öyle küçük bir yer değil abi. Değil. Bazen Buca bölgesi, bazen Boğma bölgesi, oraları şey yapıyoruz, bazen Karabağlar tarafına. Yani yetişebildiğimiz kadar, nokta atış yapabildiğimiz yerler. Yani belirli firmalar mesela arıyorlar, işte iki tane, üç tane olsa biz gönderiyoruz. En azından bu lezzeti onlar da görmesi istiyor. Senin zaten abi müdavim de çok değil mi? Çok, kesinlikle. Abi çok. Zaten bizi şey, bizim atomlar, Buraklar getirmişti. Evet. İlk evet. Tanıştığımız abi öyleydi. Vallahi ama onlar da çocukluktan beri yiyorlar ama burada abi. Yani 30 yaşında adam. Atomun çocukluğunu biliyorum. Değil mi? Vallahi bilmiyorum. Bak, ona izletiriz abi diyor. Vallahi iyi olur. Şimdi Ersin abi burada Ödemiş köfte zaten klasik yapıyorsun. Bir de yoğurtlu yapıyorsun. Evet. Başka bir şey yok mu abi burada? Yok. Yoğurtlu yapmamız nedeniyle spesyal. Yani bir değişiklik olması istemişlerdi. Bu da yaklaşık bizim 30-25 sene beri o yoğurtlu var. Bir de ayrı yağlı da var mesela. Neyli abi? Ayrı yağlı. Ayrı mesela, yağlı. Evet. Yani Ödemiş köftenin mesela Ödemiş'e gittiğiniz zaman. Abi ya. Ayrı yağlı muhabbet. Mesela kızartmayı düşün. Tabağa konduğunda üstüne köfte, üstüne yağdır. Tereyağları tereyağına attırırız. Üstüne pişmiş domatesler. Olur. Usta kolay gelsin. Sağ ol. Vallahi ızgara dolu dolu yine. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Şimdi burada önce ızgara da pişiyor değil mi abi? Bak, ekmekler burada yağlanıyor. Bir porsiyonda kaç köfte oluyor abi? 8 köfte oluyor. 8 köfte. Opera. Burası operasyon oluyor değil mi usta? Evet. Önce burada pişiyor. Ekmekler burada kızarıyor. Köfte şurada yağlanıyor. Evet. Valla tam böyle takım oyunu ya. Takım sen burada pişirdiğin köfteleri şuraya ayırıyorsun. Evet, ondan sonra arkadaşları kesin yağlanmaya gidiyor. Kaç oldu? Abi sen burada ne yapıyorsun şimdi? Burada ekmekleri tutup ekmekleri kızartıyorsun. Aynen. O köfteler şurada yağlandıktan sonra o tabağa geliyor değil mi? Evet. Yandaki abi de o işi mi hallediyor? Yağlamayı sen mi yapıyorsun yoksa? Yağlama, ekmek yağlama onda. Onda. O ekmek yağlıyor. Arkadaşlar valla siz var ya muhteşem üçlü olmuşsunuz ya. Usta sen de o yağlama operasyonunu yapıyorsun. Evet. Valla Metin Ali Feyyaz üçlüsü vardı abi. Onlardan sonra gördüğüm en güzel üçlü. Evet, aynen. Ersin abi, Metin Ali Feyyaz üçlüsü gibi ya abiler. Valla eski koyuklar oluydu onlar. O zaman git abi. Bak şöyle biraz da uzaktan göstereceğim ben abileri. Bak şurada. Evet, şimdi ne veriyorum ben? Tam muhteşem üçlü ya. Usta o köfteler de bir yağlanıyor değil mi? Bak şimdi geldi bu köfteler. Şimdi bir de şurada bir de hazırlama aşamasına da bakalım. Ersin abi burası günün her saati böyle mi ya? Evet. He? Evet. Ya, muhteşem üçlü arkada. Sen kesinlikle. De burada. Maestroluk mu abi? Ben Gordon Bill. Onlar da Feyyaz Metin. Ya günün her saati var. Bir de bizim bölgemiz hastane bölgesi. Hastaneye çok gelen giden oluyor. Onun haricinde zaten muhit hareketli bizim. Yani tam merkezi. Evet, evet. Bir de İzmir'in göbeğinde olduğumuz için. Ya seni seviyorlar da şimdi. Seviyorlar evet. Vallahi kesinlikle. Sağ olsunlar. Ben de onları seviyorum. Instagram'da paylaşmıştım ya daha önce. Evet. Çok güzel yorumlar geldi hatırlıyorsun sen. Vallahi. Tanıyorlar. Özellikle böyle burada büyüyen çocuklar, gençler böyle bizim atom gibi. Ha atom gibi evet. Onlar böyle görüyorlar şey bizim Ersin abimiz falan diye. Güzel oluyor. Ya burada işte, ekip de eski senin değil mi abi? Eski. Abiler eski. Hepsi bayağıdır buradalar. Kaç yıl mesela abi senin? 15. 15. 15. Sizin abi? 17, 18. 18. Ha. 18 yıl bir yerde. Erol'un da çocukluğunu biliyorum desem yeri vardır.
Orada nereden 15 var olur. Aslında sen de böyle genç gösterin ama tevellüt eski değil mi senin? Evet eski. Yine daha genciz daha biz ya. 46 yaşındayız. Her gün yiyorsun. Her gün. Her gün yiyorsun. Yani şu köfte yiyip hem tadına bakıyoruz. Hani eksiği bir şey var mı diye. Bazen yağlı oluyor, yağsız oluyor. Kalite kontrolü lazım değil mi abi? Kesinlikle. Zaten kalite kontrolü yapmazsan bu işi beceremeyiz. Yani Ersin abi maşallah hızlısın ha. Bak içeriden evet. Seninki istiyorum. İki tane tekim var. Hepsi burada. Değil. Şunu çıkartıyorsun. Tamam. Bir şey Ceyhun gelsin. İki tane tek veriyorsun. Sonra iki tane tek bir tane buçuk alacağım. Ersin abi her gün açık mı bura abi? He? Her gün açık mı? Pazar günleri hariç her gün açık. Normal hafta arası saat 7 içerik varken kadar. Hafta sonları da cumartesi günleri 6 içerik varken kadar. Ha 6 içerik kadar. Altta evet. Kapatıyorsun abi. Altta yani kapalı orada... yapıyorum. Yani fazla dışında çünkü cumartesi herkes istirahat yapsın diye. Tabii biraz da dinlenmek gerekiyor. Aslında abi fiyatlar nasıl bu arada? He? Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar şu anda bir porsiyon 25 lira, buçuk 35 lira. Yoğurtlu olursa 4 ayda bir yoğurt fark koyuyorsun. Mesela bize bu yapılanlar tek değil mi Ersin abi? Nasıl? Bunlar tek değil mi? Bunlar tek. Yapılanlar tek. Bir tanesini buçuk yapsın mesela Ramazan. O da bunlar tek. Var. Ya da biri buçuk olsun bereket abi. Allah'a sınır. Farkı da görsünler en azından. Bir tane tek üç parça versen bana. Ekmek kızarmış. Şunlar gel Nurten'in bu. 45 lira. 5 lira verir mi sana? Verdim. Tamam. Nurten kim? 5 parça var. Tamam. Valla. Tamam. Şunu alacağım. Ekmeği kızar. Bir tane tek, iki tane tek, bir tane buçuk. Evet. Onu gelsin. İki tane tek, bir üç parça Fatih olsun. Aslan maşallah bana. Valla sen de lanlarasın. İki tane duble. Evet, ikinci tek. Bu da ellerini sağlık. Çayla onlar. Böyle hangisi tek abi bunların? Bu tek. Bu tek. Bu da buçuk. Tamamdır. Şimdi Ersin abi, gelelim köftenin olayına abi. Şu biber, bu olmazsa evet. Olmaz değil mi? Kesinlikle. Yakar mı bizi abi? Yakmaz evet. Ama çok lezzetli. Bu Bilecik'ten geliyor. Nerede? Bizim Bilecik'ten geliyor. Şu anda ödemiş biber kalmadığı için bundan kullanıyoruz. Bu da National Group seçti bu. Meşhur biberdir. Acı değil abi. Acı değil ama bundan çok az atom yapılır. Yani biberin lezzeti çok. Bir de içinde bütün lezzeti içine hapseder bu. Vallahi çok güzel. Dışına vermez yani. Ersin abi köfte şunlar da 1,5 zaten değil mi? Evet. Az önce hem 1 porsiyon hem 1,5. Kaç tane var abi 1,5 porsiyon? 1,5 porsiyonda 12 tane var. Tek porsiyonda 8 tane var. Tamam. Tek porsiyon doyurucu oluyor aslında. Doyurucu. O yağlı ekmek falan zaten altında. Yağlı ekmek. Zaten bunun en meşhur olması yağlı olması. Vallahi bir şey söyleyeyim Ersin abi. Bazen böyle hani ekmek yemiyorum falan der ya insanlara. Yedirir mi ya? Vallahi yedirir. Yedirir. Yani diyetli olan yer abi Ertuğrul. Ya bazen geliyorlar bize adam mesela bayan ablamalarımız geliyor diyor ki ekmek bol yalasın diyor. Ben diyor bugün de şeyi kaldırdım diyor. Perizi kaldırdım kesinlikle böyle bol yalayacağım diyor. Vallahi çok güzel. Ersin abi köfte zaten benim daha önceden yediğim bir şeydi. Çok da lezzetli. Teşekkür ederim vallahi. Buraya geldik olanlar Ersin abi tarif etsek ya tam olarak neredeyiz? Şimdi Yenişehir'de Konak tarafından geldiğimiz zaman köprü altı vardır. Köprü alttan çıktıktan sonra tekrardan bu tarafa dönüş yaptığınız zaman sağ tarafta Ödemiş Köfte Ersin yeri görülür. Veya köprü alttan çıkar çıkmaz hemen sol tarafta devamımızı görülür Ödemiş Köfte. Ya da altın dağ tarafından, garaj tarafından gelenler de mezarlıklar müdürlüğü geçtikten sonra alt geçtik girmeden sağ taraftayız. Ama en garantisi haritalara yazıyorsun abi. Ersin Usta, Ödemiş Köfte. Ödemiş Köfte. Nokta atış. Direkt nokta atış. Önünde park yeri falan da var. Herhangi bir sorun olmaz. Kesinlikle. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ersin abiye çok teşekkür ederim. Bu güzel videoda benim yanımda olduğu için. Teşekkür ederim. Allah'a sağlık. Sağ olsun. Sağ olsun abi. Eline sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.